بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti hepimizin üzerine olsun değerli dostlar. Yeniden sizlerle birlikteyiz Kur'an günlüğünde. Ve hatırlayacaksınız önceki programımızda da artık mevsimi girdiği için deyim yerindeyse ve yavaş yavaş yakınlarımızı uğurlamaya başladığımız için hac idi. İhram ağırlıklı olarak önceki programımızı gerçekleştirdik. Bugün de nasip olursa haccın diğer rükünleri, diğer vacipleri ve bunların manaları üzerinde duracağız. Yine Seyfettin Hocam ve Ali Hocam'la birlikte. Hac suresinin 27 ila 28. ayetlerini dinledik. Hemen mealen ne buyuruluyor onu birlikte hatırlayalım. Sonra da inşallah haccın mana, ehemmiyet, arka planı nedir onlar üzerinde duracağız. Şöyle buyuruyor Rabbimiz. İnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yaya olarak gerekse nice uzak yoldan gelen yorgun argın develer üzerinde kendilerine ait bir takım yararları yakinen görmeleri, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli günlerde Allah'ın ismini anmaları, kurban kesmeleri için sana Kabe'ye gelsinler. Artık ondan hem kendiniz yiyin, hem de yoksula fakire yedirin diye hem hacca hem de haçtaki kurbana işaret eden manalar zikredilmiş. Evet, özellikle ihram tabii ilk konuşulması gereken şeydi belki. Çünkü artık duruma göre bazen havaalanından başlıyor ihrama girme hali. İhram dışında haccın yani rükünlerinden başlayacak olsak belki sırasına göre de konuşabiliriz. Herhalde en önemli kısmını vakfe oluşturuyor. Hac Arafat'tır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Arafat vakfesi. Bir bakıma haccın hani en zirve noktasını ifade ediyor. Dolayısıyla vakfe üzerinde isterseniz önce durarak başlayalım. Vakfe durmak demek hepimizin malumu. Arapça durma demek. Neden Arafat? Neden vakfe? Bu Arafat'ın ve Arafat'ta vakfenin tarihi arka planı ne? Neden yapıyoruz bunu? Ve bunu orada Arafat vakfesi yapılırken insan ne yapıyor aslında? Geçmişle, anla ve gelecekle olan bağlantısını nasıl kuruyor bir insan? Orada neyi ve kimi temsil ediyor? Diğer taraftan vakfenin insanın hayatı üzerindeki, kendi içe dönük hayatı üzerindeki manası, etkisi nedir? Orada bulunan müminlerin arasında yeri nedir? Hacca gidemeyen o yıl bütün Müslümanlar ve belki de insanlık için manası nedir? Biraz böyle konuşulabileceğimiz her tarafını hızlıca konuşarak inşallah vakfeyi anlamaya çalışalım. Sözü size bırakayım. Evet. Yani ihramla birlikte özel giysiyi giymekle birlikte hac vazifesini eda eden, ona başlayan mümine ölüm ve ölüm sonrası hatırlatıldığı gibi kefene benzeyen haliyle, yani dünyada insan nefsinin böyle bir farklılık olarak kabul ettiği, diğer insanlardan kendisini farklı görmesine sebep olabilecek aldanmaların sona erdirildiği, o elbiselerin çıkarılması, aslında kalbin dünya ile bağlarının kesilmesi ve insanın diğer insanlardan kendisini şımarmasına sebep olacak şekilde farklı gören şeyleri terk etmesi, evet, manalarını taşıdığını hatırlarsak,
kefen giyip ahirete göç etmenin dünyadaki bir gölgesi gibi, bir yansıması gibi o cihetini düşünürsek, benim hemen aklıma Câsiye suresinin 28. ayeti geldi. Yani bir alaka var diye hissettim. O gün her ümmeti diz çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara şöyle denilir: bugün yaptıklarınızla cezalandırılacaksınız. Yani yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. Haşir meydanında. Haşir meydanında. Evet. Bir başka ayet aklıma geldi ama nerede geçtiğini hatırlayamadım. Saik ve Şahit. İki melek nezaretinde berzahtan, kabirden mahşer meydanına herkes sevk edilecek. Orada toplanma yerine sevk edilecekler. Orada ömrünün hesabını herkes verecek. İşte ihramı giymiş, o özel giysiyi giymiş bir vaziyette ölüme benzeyen o hali hatırlayan mümin, mahşeri andıran Arafat meydanında iki önemli şeyi hatırlamış oluyor, farkında olarak olmayarak. Artık gayretine paralel olarak farkındalığı artabilir, artması arzu edilir. Bir, Adem Aleyhisselam'ın dünyaya gönderiliş, yani insana dünya kaplarının açılması, insanoğlunun dünyaya imtihan sırrı gereği sevk edilişiyle alakalı manalar, evet, hakikatler hatıra geliyor. Aynı anda iki farklı duygu yaşanıyor diyebiliriz. Bu sabah namazı vaktinde de malum yaşanıyor. Hem insanın ve kainatın yaratılışı, hem de mahşer meydanında uyandırılışı sabah namazı vaktinde insana hissettiriliyor, hatırlatılıyor. İşte mahşer hatırlatılarak, dolayısıyla hesap günü hatırlatılıyor. Hesap günü hatırlayınca ne oluyor? Hesap günü hatırlayınca günahlardan kurtulma arzusu şiddetleniyor, kuvvetleniyor. Yani yüzümüzü siyahlaştıracak, bizi mahcup edecek günahlardan daha bu dünyada iken nasıl temizlenebiliriz? Bütün dünyayı temsilen oraya gelen müminler, yine temsil ettiği diğer müminleri de dualarının kapsam alanını alarak, bizi affet Allah'ım, günahlarımızdan bizi temizle, daha bu dünyadayken temizlenmeyi nasip et. Evet. Yani dünyaya niçin gönderildiğimizi güzelce hatırlamayı bize nasip et. Yaratılış maksadımıza uygun olarak bundan sonra yaşayacak bir hal, bir kararlılık bize ihsan et. Yani bu manalara gelecek duaların çok yoğun yapıldığı bir meydan. Hem gün çok mübarek, Arefe günü, hem meydan toplanma yeri mübarek. Bu mübarek bir zaman diliminde, yani çok bereketli duaların böyle meyvelerinin çok böyle çoğaltıldığı Allah'ın takdiriyle bir günde ve zeminde, yerde müminler, oraya toplanan müminler aslında yoğun bir şekilde kendileri, insan niçin yaratılmıştır, bu dünyada niçin bir müddet bulunduruluyor hatırlarken, bu hatırlama bütün insanlığa aslında yansıyor. Yeryüzündeki bütün insanlar, bütün kulağını kapatmayanlar Arafat meydanında, Arefe günü toplanan müminlerin dualarına ilgiyle bakıyorlar. Merak ediyorlar. Ne yapıyor bu insanlar? Orada toplanmış milyonlarca insan niçin böyle orada böyle düşünüyorlar, dua ediyorlar, Allah'a yalvarıyorlar? Aslında bütün insanlığın en önemli meselesinin en yoğun hatırlandığı gün ve yer diye düşünüyorum. Yani öyle bir mana, evet, paylaşmak istiyorum. Bütün insanlığın en mühim meselesi niçin yaratıldık? Fakat nefsimiz dünyaya düşkün olduğu için, şeytanın telkinlerine nefsimiz çok açık olduğu için bunu unutuyoruz. Gaflet basıyor. Bu gafletin parçalandığı, dağıtıldığı, çok berrak bir şekilde, güçlü bir şekilde herkese insan Allah katında ancak duayla değer kazanır. Yani Allah'ın sonsuz nimetlerinden her an faydalandığını insan hatırlamalıdır. İnsan faydalandığı her nimetle ilgili Allah'a hesap verecektir. Bu hatırlanmalıdır. Bunlar unutulduğunda dünya da zindan olur. Dünyanın da tadını insanoğlu anlayamaz, keşfedemez. Bu manalar Arafat'ta toplanan bütün müminler tarafından bütün dünyaya duyurulmuş, gösterilmiş oluyor diye hatırlayabiliriz. Evet, Seyfettin Hocam, özellikle hani Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın orada buluştuğu rivayet ediliyor. Yani
tarihi arka planından başlayacak olursak, Ali Hocam gerçi ona vurgu yaptı ama oradan tekrar ele alacak olursak Arafat'taki bir parantez açalım. Ali Hocamız da onu söyledi. Tabii orada yani daha önce hac etmiş veya ilk defa giden insanlar bu anlamların, bu manaların ne kadarını orada görür, hisseder ayrı konu. Yani o kişinin hissesine, o anki ruh haline, daha önceki yaşayışına bağlı olarak ondan mutlaka hissesini alır. Ama biz insanın orada ne hissettiğinden çok Arafat'ın, vakfenin manası nedir? Bunu herhalde konuşuyoruz, konuşmamız lazım. Evet, yani çok anlamlı bir gün aslında Arafat'ta bulunmak. Zaten bulunmadığı zaman hacı olamıyor kişi. Haccın üç farzından birisi. Hac Arafat'tır diye de Peygamberimiz özellikle Arafat'a yetişemeyen o sene hacı yapmış sayılmıyor. Evet. Şimdi burada insanın iki türlü yolculuğu söz konusu. Bir geleceğe yolculuk, yani mahşer, çok ileride önüne çıkacağı bir tabloyu yaşıyor. Bir de geriye doğru, aslına doğru insan bir yolculuk yapıyor. Yani dediğiniz gibi köklerine, baba ocağına, baba ocağına bir yolculuk yapıyor. Şimdi normalde hani bayramlarda aile toplanır, dünyaya dağılmışlardır efendim. Ama bayramda gelebilenler gelir, bir araya gelirler ailede. Bir beraberlik yaşanır. En geniş aile yeryüzünün tek ailesi, daha doğrusu Adem ailesidir. Ve Adem'in çocukları baba ocağında bir araya geliyorlar. Anne babalarının buluştuğu yerde efendim bir araya geliyorlar. O buluşmanın anısına efendim orada birlikte kendilerini yaratan alemlerin Rabbine muhatap oluyorlar, dua ediyorlar. Yani bir arefe zaten kelime anlamı da herhalde oradan geliyor. Yani tanımak, bilmek demektir. Hani Ali abim dediği gibi hem bilmesi gereken insan bilen bir varlıktır. Yani bilmesi, öğrenmesi gereken bir varlıktır. Hayat insan için bir okuldur. Hem hayatın gerçeklerini, temel gerçeklerini, yani varlık nedenini düşünüyor, sorguluyor efendim. Hem de işte aslını tanıyor. Aslını tanıyor. Yani bir noktada asilleşiyor. Şimdi insan asil sözcüğü de oradan geliyor. Yani kim asil, kim sefil. Hac insanı asilleştiriyor. Yani aslını bilen, aslına bağlı olan, aslından kopmayan insan asildir. Asıl olanı bilen, yani asil olan, asıl olanı bilendir. Bir de aslına sadık kalandır, aslına bağlı olandır. Şimdi aslında inkar eden haramzade falan denir ya böyle. Evet. İşte orada ikisi de, yani hem asıl olan nedir dünyada, insan onu bir şey yapıyor, anlıyor, düşünüyor. Rabbine muhatap oluyor. Bütün tabii şeyle beraber, yani insan mesela her yerde Rabbine muhatap olur. Cüz'i, külli, ama orada en külli muhatabiyet oradadır. İnsanın hayatında mesela kaç defa diyelim ki 3 milyon insandan birisi olmak, yani bizzat yani 6-7 milyar insandan birisiyiz ama evet, diyelim ki 3-4 milyon insanın orada toplandığı ifade ediliyor, evet, Müslümanın. Dolayısıyla 3 milyon insanın o an bir günün belli bir kesim belli bir yerde, belli bir yerde, belli bir zaman diliminde birkaç milyon insandan birisi olduğunu orada insan hissediyor herhalde. Modern hayat bizi böyle bir küllileşmeden çoğunlukla koparıyor. Arabasına biniyor kişi, iş yerine gidiyor. Orada belli sayıda insanlarla muhatap oluyor. Tekrar biniyor, geliyor. Evine gidiyor. Tekrar aynı işi yapıyor falan. Dolayısıyla bu büyük bir ailenin bir ferdi, büyük bir bütünün bir parçası, bir cüz'ü, bir cüz'i olduğunu bir bakıma fark ediyor. Evet. Üstelik yani orada toplananlar tüm dünyadan seçilen, yani milletlerin, kabilelerin, insan topluluklarının temsilcileri olarak bir bakıma geliyorlar. Evet. Yani dolayısıyla bir noktada dünyanın orada kalbine geliyorlar, temizleniyorlar, arınıyorlar, dua ediyorlar ve orada
Yani aynı anne babadan geldiklerini, aynı köklere bağlı olduklarını, Adem'in çocukları olduklarını hissediyorlar. Yani birlik bağlarını orada hissettiren bir tablo yaşıyorlar ki buna dünyanın çok ihtiyacı var. Yani dünyanın bana zaman zaman gençler şöyle sormuştur. Yani neden Adem'in çocukları mesela birbiriyle evlenmişlerdir? Kardeş evliliği falan. Orada da gerçi bir sınırlandırma getirmiş Cenab-ı Hak. Yani aynı anda doğan kardeşlerin evlenmesini yasaklamış farklı zamanlarda tefsirlere göre. Doğanlar birbiriyle evlenebiliyor. Ama Allah iki Adem, iki Havva yani iki aile de yaratabilirdi. Ondan sonra ve buna da gücü yeterdi ama o zaman ne olurdu yani? O zaman dünya iki kutuplu olurdu. İki kutuplu. Dolayısıyla şu anda bile yani aynı Adem ve Havva'dan, aynı anne babadan geldikleri halde insanlar sonra ayrı farklı etnik kökenlere, dallara ayrılmışlar. Gene birbirlerini yakın bir zamana kadar renklerinden dolayı, ırklarından dolayı değil mi? Doğruyorlardı yani birbirlerine yabancı, öteki gözüyle bakıyorlardı. öyle iki Adem olsaydı bu hepten öyle bir dünya kargaşa olurdu. Şimdi orada birliktelik hissediliyor. Yani hepimiz aynı kökten geliyoruz. İşte Adem'in çocuklarıyız, buradayız. Yani neyin kavgasını veriyoruz kardeşiz? Zaten hiçbirimizin de bir şeyi yok işte. Bir kefenle ayrıldık dünyadan, mahşerde toplandık. Dünyanın hesabını vereceğiz. Dünya çok gerilerde kaldı artık. Bunu hissediyor insan yani o tabloyu yaşadıktan sonra dünyaya dönen bir kişi yani memleketine giden bir kişi artık öteki dünyadan dönmüş gibi mahşerden dönmüş ölümü yaşamış ölünce anlayacağı gerçekleri anlamış olarak dönüyor. Tabii böyle dönen insanların ona uygun yaşadıkları takdirde dünyanın iyileşmesi için toplumların barışı için yani öncekinden çok daha hazır ve olumlu katkı yapacak bir durumda dönmeleri gerekiyor. Evet. Arafat bunu sağlıyor. Bunu biraz hacılar, daha konuşalım. Yani evet. Arafat'taki duayla toplanan müminler yani kendileri bu derin manalarla tanıştıkları gibi bütün insanlığa hal diliyle işte sizi makamlar, mevkiler, zenginlikler aldatmasın. Yani bu dünyadan nasıl gideceğinizi hatırlayın. Nasıl geldiğinizi ve nasıl gideceğinizi hatırlayın. Hatırlatmasını da yapıyorlar. Evet, yani o temsil yani. Ettikleri arkadaki topluluklara hal diliyle yani o yaşadıkları ve hissettikleri manaları da ilan ediyorlar diye de düşünebiliriz. Evet. Bir ara verelim. İnşallah bunu biraz daha konuşmamız gerekebilir. İnşallah. Arafat kelimesi ve vakfe kelimesinden hareketle sevgili dostlar. Haccı konuşmaya devam edeceğiz. Bir aramız var. Arkasından Arafat Vakfı'yı biraz daha konuştuktan sonra tavaftan, şeytan taşlamadan, saydan ve diğer rükünlerinden inşallah bahsedeceğiz.